Ayrıca bir sıradaki haberin ilgini çekeceğini düşünüyorum Muratçığım. Çünkü sen böyle bir et seversin yani. Hani mümkün mertebede. Sana evet. Sunsam ben et mi, balık mı, tavuk mu ne seversin? Yoksa mercimek yemem mi lazımmış. Yapayım diye. Ha, değil mi? Ama mercimek de önemli güzel. Çok önemli o bakliyatlarda. Ha ama geçenlerde bir etçi arkadaşa gittim. Muratçığım gel buyur dedi. Zaten yazmış arkadaşlar. Oo Murat Bey herhalde davetlisiniz ki bu kadar evet. Yediniz. Aynen öyle. Evet. Yoksa kendi paramla imkansız. Bir de kolesterol diyorsun. Şimdi onu hallediyoruz yani. Be yemekte. Hallederiz ya ama. Şimdi neden buraya girdik? Çünkü meşhur biliyorsun bu Balıkesir kuzusu çok vardır. Meşhur. Değil mi böyle incecik çıtır çıtır Türkiye'nin bir et değil, diye geçer. Türkiye'nin değil dünyada da geçerlidir. Çok ünlüdür ama Türkiye'deki Balıkesir kuzusu talebi karşılayamadığı için yetecek kadar üretilmediği için bu kuzular Ankara'da İstanbul ve Balıkesir kuzusu diye satılan kuzu etlerinin nereden geldiği araştırılmış. Kuzu olayında şerhimi koyuyorum ben kuzu yememe yani şu yazık. Ya. Yazık günah diyorsun bir taraftan da yapmayayım. Ama lezzeti de ayrı diyorsun. Peki o kuzular nereden geliyormuş bakalım. Balıkesir kuzusunu sever misiniz? Bayılırım. Damak zevkine göre bana daha çok hitap ediyor. Balıkesir kıvırcık olursa daha lezzetli olduğu. Türkiye zannediyor ki Balıkesir kuzusunu yiyor. Ama gerçek öyle değil. Hemen her kasapta, markette Balıkesir kuzu etiketi olsa da tüketici yanıltılıyor. İstanbul'a giden kuzuların %90'ı mesela diyelim ki İç Anadolu'dan gidiyor. Sadece orada kesimi yapılıyor. Ankara, Konya ve Karaman'dan kuzular araçlara yükleniyor, Balıkesir'e gidiyor. Burada mezbehanelerde kesim yapıldıktan sonra kuzuların üzerine Balıkesir damgası yapıştırılıyor. Sonrasında aynı kuzu İstanbul'a ya da Ankara'ya yeniden sevk ediliyor. Türkiye'de çünkü çok değişik şeyler oluyor. Balıkesir kuzusu elbette ki vardır ama bu kuzuların kaynağı başka illerimiz, başka bölgelerimiz. Bu şekilde insanları aldatmak, fiyatları yükseltmek de doğru bir şey değildir. Diğer kuzulardan 50-60 lira daha pahalı olsa da coğrafi işaretli Balıkesir kuzusunun tercih edilme sebebi lezzeti. Kuyruk yağını etine verdiği için kıvırcık kuzunun eti daha lezzetli oluyor. Ama Karaman kuzusu kuyruğu büyük olduğu için ete vermediği için biraz daha kurudur. Yıllardır biz hep Balıkesir kuzu satıyoruz. Müşterimiz de buna alıştı. Balıkesir kuzusundan istiyor. Adam veriyor. Sonra müşteri gittikten sonra ben kasaba soruyorum. Sizce bu nerenin kuzusudur? Diyor ki Ankara'da biz alışveriş yapılıyor. Bu Ankara kuzusudur %100. Uzmanlar Balıkesir'in kuzu kapasitesinin toplamda yıllık 600 bin olduğunu ifade ederken bu miktarın da tüm Türkiye geneline yeterli olmasının mümkün olmadığı görüşünde. Türkiye Balıkesir kuzusuyla doymaz. O bir İstanbul'un bir günlük ihtiyacı değildir. Bizim mevcut kuzu üretimimizin içerisindeki payı %2.5 ve %2.6'dır. Bu durum ciddi bir nakliye masrafı da doğuruyor. Belki de tüketici bu yüzden eti daha pahalı yiyor. Bugün 230 lira çıkıyorsa, bu karkas 500 lira bize dönüyorsa bu bizi şaşırıyor. Elbette ki yani kasabın da marketin de gideri vardır ama maliyetlerin aslında hiç ummadığımız yerde arttığını farkında değiliz. Şimdi o üzerinde Balıkesir kuzusu etiketi olan Balıkesir kuzular aslında onlardan değil miymiş? Şimdi değilmiş çoğu. Şimdi bu özellikle Balıkesir kuzusu Türkiye'yi bir kenara bırak tüm dünyada ön planda olan kuzulardan bir tanesi tat olarak. Yani o kadar ne bileyim bayağı bir şu yağının bilmem nesi kasının oranı falan filan. Şimdi maliyetler çok güzel arttı da şimdi nakliye falan filan diyor. Balıkesir'deki vatandaş bile zaten yiyemiyor. Tabii ulaşıyor. Hani gözün önünde kesilse al abi ye dese onu bile alamıyorsun o derece. Çünkü ya ithal ediliyor ya da böyle kallavi, güzel, lüküs tabir ettiğimiz restoranlarda satılıyor. Ona da hani vatandaşın %90-95'i belki 94'ü evet. Ulaşamıyor doğal olarak. Hı-hı. Şimdi efendim şöyle bir durum var. Böylesi ayda yılda bir yenildiği için bu hadise bir kuzu kredisi de olmadığı için böylesi az önceki kombi ya da buzdolabı ya da televizyon gibi evladiyelik bir yeme içme olduğu için. Olmaz. Çünkü kuzuyu vereceksin mesela 5 yaşındaki çocuğuna. O bilecek ki ben abi 10 yaşına kadar 20 yaşına kadar yiyemeyeceğim. Hayır, bu kuzuyu. Ya da diyecek ki küçükken ben kuzu tatmıştım. Baba ben bir şey yemiştim çok güzeldi neydi o? Hani mesela 3 yaşında yemiş 13 yaşına gelmiş ya baba hani ergen olmuş bıyıklar fırlıyor.
Baba ben bir şey yemiştim ya Balıkesir kuzu. O neydi, bir daha yesek mi? Dediği zaman ancak evladiyelik yeme içme hadiseleri olduğu için evet. Ha, bulduğun zaman al. Yatırım tavsiyesi değil. Evet. Bulduğun zaman al ama diğerinden 1 kilo alacağına buradan 100 gram alırsın. Dadını yersin. Fiyat olarak da biraz farklı. Üzerine o etiket olduğu zaman. Evet. Şimdi kuzu kredisi çok iyiydi. Gerçekten kabul ediyorum. Kuzu kredi. Özellikle Balıkesir kuzusunun kredisi önemli. Evet. Geçen sene bu mont kredisiyle başlamıştı. Hatırlıyor musun? Mont, bot kredisi falan derken. Bugünler bunları da konuşuyoruz. Keşke o fiyatlar olsa da alabilsek diyoruz yani. Aynen öyle. Dolayısıyla evet. Efendim buldunuz mu yiyin, paraya pula bakmayın. İcabında bir ay aç gezin. Balıkesir kuzusu harikulade bir şeydir ama çok zor. Çok zor. Peki diye...